Zeynep Marhum'a ne olur Kodirva'dan Osmoz Gabriel'e müzik. Zeynep, fakat Zeynep ile birlikte bizler ailevi şaraitimiz oldu. Kinçilik görgen ailelerden birimizdi. Zeynep'in rosa okuş arzuluklardı, oligoklarda yürüyüşlerini, Özbekistan Respublikası'nın bayraklarını, köklerge kotarışlarını cüdeyim yaş görardı. Okuşge kiraman, okuşge kiraman, stört yüce bulaman, eke edip anoklardı. Ham stört yüce bulaman, ham Özbekistan Respublikası'nın bayrağını köklerge kotaraman ve de Türkiye Devleti'ni anosuda stört yüce buluşunu haklıyma, ham Türkiye Devleti'nin bayrağını kotarışına ve Özbekistan Respublikası'nın bayrağını kotarışlarını ve bu iki bayrakta aslında bu iki bir devletti anosuda işleştiğine cüdeyim yaxşı koraman, arzularım var. İnşallah Allah da arzularım ve yetkisin degen niyetleri var idi. Cüdeyim bilimliyim, cüdeyim yaxşıydı. Aşırlanan ya, miyasiyem cüdeyim yaxşı. Aşırlanan, konumda ziyodanı aşırlıları ya taklitlerdi. Bütün aşırlanan anıklardı. Yolda olardı, ben ziyodaman, ziyodaki taklitlerim de. Hamsi dördüsü bu kızgilerdi. Bu anıklı arzuları cüdeyim kopdu. Yani cüdeyim arzuları kopdu. Hep okuyman, oligoklara kiraman. Okuşuya fakat aldın yenitilgen bir sinimdi. Demek ki Özbekistan'ın arzularını amalga aşırı olmadı. Aşırış ki yok ki bir anı olmadı. Çünkü Uzbekistan'da bizler Cizak Vilayeti, Arnasoy Tumanı'da, Dostik Tumanı'da ve Mirzaçöl Tumanı'nda da istikamet edip geldik. Ailevi şaraitimiz tankıttı. Yani cüdeyem ağır şaraitlerde yaşayıp, non satıp, otun yorup, otun alıp gelip, okuşlarda okumadık biz. Fakat yine maktabda okuduk. Bir tümanlı maktabı da bir yıl okurduk. İki gün o yerden başka tümanlığa köçüşe mecbur olardık. Öyle bir şey arayıtımız çünkü takoz gelirdi. Öyle bir boku uçumuz boma genliği sebeple. Yani bu boma genliği sebeple derken bir de otam insult keseldi. Felç geçirirdi. İşte olmazdı. Bel kısmından pas iki tarafı işlemezdi. Öyle bir şey arayıtı. Öyle de bitti ben işleşke doğru gelirdim. Ne işlerdim? Cüdeyim yani sinimim işlerdi yolda bir yolda işlerdi. Lakin ikenamız işleyen pullarımız umumun rozgordan artmazdı. Şeraitimiz umumun okuşge borsak kiyimge pul tapılmazdık. Kiyim keçek ki işleyemiz desek okuştan kop getemiz. Hiçbir türlü yani biz okuy olmadık. Sinim arzuları anokum olmadı. Özüz bilesiz Toşkin şaharda yürüştü özüm umuydu. Şer şaraitlerge tabii ki de pul gerek, pul bulması uzun bu muydu? Bir taraftan geliyordukken ya ki bir otam işliyordukken, otam geliyordukken pul da özü yok. Otam da özü felç bulup yatıptı. Hazır rahmetli oldu. Otam rahmetli bu kendine 3,5 yıl, 4. yıl dolmaktı. Ve şu münasebetten böyle Özbekistan'da anıklı olmadık arzularını, anıklı olmadık ailevi şaraitimiz ağır bu kendine için. Doğru kemedi ki ben Türkiye devletine varıp işleştim okulunu. Ne fakat Türkiye'de işledim. Kazakistan'a varıp işledim, Rusya'ya varıp işledim. Yani hep işleyip, hep ailemge yordam kılıyor, ailemden okuluyor. Hep beni topken pullarım hiçbir zaman, hiçbir vakt ailevi şaraitimizden, rozgardan bir artır olmadık. Hiç kaçın. Şunca yıllardan, yaşım 27 yaş geçirken olsam 27 yaş geçe. Rahmatlı dedemem işgü yaraksız bölgenliği sebeple ben Türkiye devletine vardım, işledim. 5 yıl işledim. 5 yıl mobilyada ağıtken aileyken 250 dolardan başka pul alınmazdım hatta aylık. Çünkü 250 dolar bu sebeple umurumu ötkezdim ben. 5 yıl umurumu ötkezdim hatta. Kegin sinim bilan maslahatlashdik, oilam bilan maslahatlashgan holda aka jo'natgan oyligingiz, mayli jo'natayapsiz, shuncha qarayapsiz, rahmat, lekin jo'natayotgan oyligingiz ro'zg'ordan ortmayapti aka. Shu paytgacha uyimiz yo'q. Uy olamiz deb oilaviy sharoitlar, ya'ni bir kishini o'zingiz bilasiz, bir kishini topgan puli bilan
qanaqa uy olish mumkin? Olayotgan oyligimiz 200 dollar, 250 dollar. Ba'zan 3 oy ishlayman, ba'zan 4 oy ishlamayman. Yotgan kunlarim bo'lgan. İş yo'qligi sababligi, iş joyidan muammo chiqqan sababli, dokument bo'lmaganligi sababli qochoq turimga tushib qolgan paytlarimiz bo'lgan. O'shandan, ya'ni qochoq turimga qanday nilganli bo'lib qolganmiz? Chunki dokument qilishga pul sarf qilinish kerak, belli bir surada. O'sha pulni qiymasdan, o'sha dokumentga pulni sarflamaslik uchun, onlarda uydagilarni qiymasligi uchun dokumentsiz yurardim. Qochoq turimda yurardim. Uyga jo'natay, shular och qolmasin, shular yesin, anoqsin, kasal degan ma'noda. Keyin marhuma singlim Nodira aytardiki, aka, yoningizga boray, topgan pulingiz, mayli, rahmat, topmayapsizmi, topyapsiz, oz bo'lsa ham topyapsiz, lekin siz topgan pulingiz oila ro'zg'oridan ortmaganligi uchun oldingizga boray, ikki kishi bo'lib ishlaylik, birimizga ro'zg'orga aylansa, birimizga yig'ilsin, bir uy olaylik. Qachongacha ijaradan ijara yuramiz, qachongacha bunda yuramiz, uysiz, anusiz degan ma'noda Turkiyaga kelgan joyi edi. Ona-singlim, aka, sizga yordam qilaman, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, O'zbekistondan Toshkentdan uy olamiz. Toshkentdan uy olish bizni orzumiz edi. Ya'ni shu paytgacha uy ololganimiz yo'q, hep ijarada kelyapmiz. O'shaning uchun menga yordam tariqasida yordam qilaman degan maqsadda maslahatlashgan holatda marhuma singlim Nodirani oldimga chaqirganman. Oldimga chaqirdim, ishga qo'ydim va bir ikki joyda ishladi. Birida yoshli onaxon, kasal, yotaloqli onaxon, joydan tura olmaydi, tualetini joyida qiladi, tualetga bora olmaydigan onaga qaradi. Qo'pol bo'lsa ham pastini, butun axlatini tozaladi, ko'tarishlarini tozaladi, qildi. Hech ishdan qochgan, mehnatdan qochgan singlimasdi. Keyin ona boquvchi kasal ona o'z ajali bilan, o'z vafoti bilan kasal holatda uje doktorlar ham uje taslim berdi, oxiri ortiq dedi, Allohga havolat etamiz deganda, u xonadonda u xotin kishi o'lgani tufayli otdan chiqdi va enegalik qila boshladi. 1-2 yoshli anoga qaradi, enegalik qila boshladi. Ertaga uje bolalar voyaga yetib boshlagandan keyin singlimga muhtojlik anosi qolmadi. Ihtiyoji qolmadi, dedi, aybga buyurma, biz ortiq o'zimiz ani qilamiz, sen yo'lingga qarasang, oyliging mana, dedi. Otdan chiqqandan keyin Turkiya davlati Sefodagi general, millet vekili Shirin Unalni uyida boshladi va bu Shirin Unalning uyida xasta, ya'ni kasal ayoliga qarab boshladi. Boquvchisi bo'lib, ya'ni kasal xonimiga qarash tariqasida ishga kirdi otga. Millet vekili olmuş Shirin Unalning uyiga borish tariqasi qanday kechdi? Hozir Turkiya davlati va poytaxti bo'lmuş Ankara shahrida Qirg'izistonlik, O'zbekistonlik, Andijonlik va hokazo o'zimizni O'zbekiston Respublikasining fuqarolari otga boryaptidagini Türk millati bilan turmush qurgan oilalar bor. Qanchadan qancha turmush qurgan oilalari bor va chetdan kelgan chujoy, ya'ni O'zbekistondan, Qirg'izistondan, Turkmanistondan va hokazo chetdan kelgan anolarga, oilalarga yordam berayotgan va o'zimizda O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bor edi. Ishga qo'yish masalasi bo'yicha ishga kirasanmi, erkakmi, ayolmi farqi yo'q. Ishga olib boradida, ishga qo'yib, tanishtirib, ish yoqqandan keyin belli bir surada bir pul oladi. Ishga qo'ygan haqida ishni masalan 500 dollar oylik oladigan bo'lsa, yarim oyligini opaga beriladi ishga qo'yganligi sababli. Hatto Oysha Kemikker degan va turk vatandoshi bo'lmoqchi bo'lgan, hali bo'lmagan, lekin turk vatandoshi bilan turmush qurgan opa bor. Bu opa orqali Turkiya davlatining millet vekili bo'lmoqchi istifodagi general Shirin Unalning uyiga bu opa orqali Nodira singlimni olib bordi. Va u yerda
bir yil mobaynida ish faoliyatini ko'rsatdi, ish faoliyatini olib bordi. Bir yil mobaynida ishlab keldi, hech bir sorun yo'qdi. Men marhuma singlim Nodirani har kuni ertalab va abedga bir kunda 5-10 martadan telefon qilib ovozini eshitib turardim. Chunki men Nodira singlimni otasi emasman, onasi emasman, lekin men uni akasiman, jigariman. Lekin har bir bir ota-onadan danda ko'proq tashvishini o'ylaydigan, xavfsizligini o'ylaydigan bir insonman. Akasi shunchalar, ya'ni ota-onamdan da tashqari, ya'ni dan ko'proq prijvat qilamanda xavotirda bo'laman. Ona singlim hech qachon yo'g'irmayaptimi? Kayfiyating qanaqa? Hech kim xafa qilmadimi? Sani hech kim xafa qilishga haqqi yo'q. Sen hech kimni xafa qilmaysan. Men seni xarakterini yaxshi bilaman. Hech kimni dilini og'ritmagan, hech kimni ko'nglini qoldirmagan, Allohdan qo'rqqisi bor bir qiz. Men o'zim juda yaxshi bilaman. Allohdan qo'rqadi. Hech kimni dilini bir insonni Alloh taolo yaratgan bir qullarni, Allohim yaratgan qullarni qullar dilini olsa, bu Alloh taolo afv etmaydi buni. Bu narsalarni juda yaxshi bilardi. Va har kuni gaplashib turardik. Marhuma singlim Nodira men bilan ham nafaqat aka singilda, balki do'st sifatida, balki ota-ona sifatida butun sirlarni, butun anolarini men bilan gaplashib kelgan shu bugungacha gaplashib turardi. Va aka, hattoki bir yigit bilan gaplashayotgan bo'lsa ham, aka, bir yigit menga сообщение yozyapti, siz nima deysiz, bir ko'ring shuni, haqiqatdan anosi jiddiymi yoki jiddiy emasmi, maynavozchilikmi qilyapti, oldin bir ko'ring, siz nima deysiz shu. Men ham aytardimki, xo'p bo'ladi, ona singlim, ko'raman. Sen ham kichkina bo'lmading, yosh bo'lmading. Yoshing bir joyga keldi. Sen qatori sen tengqurlaring shu hammasi turmush qurib, bola chaqali bo'ldi. Alloh taolo baxtini bersin hammasini. Sen ham baxtli bo'lishga haqqing bor. Sen ham gaplashishga haqqing bor. Bu tabiat qonuni, bu inson qonuni. Tabiat qonuni biz xohlasak, biz akalar xohlasak, xohlamasak bu tabiat qonuni. Kimgadir turmushga chiqasan, turk bo'lsin, rus bo'lsin, o'zbek bo'lsin, kim bo'lishdan qat'iy nazar inson bo'lsin deb muloqotda bo'lardik va bu yerda marhuma singlim Nodira Turkiya davlatini AK Partisi va millat vakili iste'fodagi general Shirin Unalning uyida ishlayotgan jarayonida aytardi. Uje 5 oydan keyin. O'sha 5 oy mobaynida o'sha ko'tarib ketar, o'sha tobora o'sha sabri zo'rlangan. Sabri zo'rlangan, qanday zo'rlangan? O'sha bel og'rig'iga chidolmay o'sha. Aka, ayb ko'p bermasangiz men berdan chiqaman. Ortiq belim chirish chiroqlayapti. Kechalar uyqu bermayapti. Bel og'rig'idan dedi. Keyin mayli dedim. Ona singlim chiqasan mayli dedim. Keyin men kvartirada tur, dam olgin. Doktorga ko'rsamiz. Xohlasang O'zbekistonga yuborib yuboraman. Sharoitiga qaraymiz, pulimiz yetmasa O'zbekistonga borib, O'zbekiston Respublikasini kasalxonalariga, shifoxonalariga ko'rinasan, onamni olib bo'lasan degan unda gaplashdim. Bo'pti, men so'rab ko'ray dedi uydagilaridan ishlayotgan joyida. Keyin bir kundan keyin aytdiki, aka, Turkiya davlatini AK Partisi millat vakili general iste'fodagi general Shirinol demishki, sen ayrılaman, yani işten çıkaman demegen hanımım, ayolum senge organik oldu ve onu katarı da kızım hem senge organik oldu hem dükkanı sıfatı da hem işçi hocayın sıfatı da senge organik ailevi şaraitde ailevi muhutta senge organik dedi deyip etiraz kıldı, sen çıkma sen yana bitti işçi olamız og'ir xonimni ko'tarib indirish, og'ir ishlarni o'qis qiladi. Sen ovqat pishirish, mana yengil ishlarni dasturxonda tuzash, ovqat bu taom ishlari bo'yicha sen qilasan, og'ir ishlarni ikkinchi ishchimiz, olgan ishchimiz qiladi. Senga og'irlikni qilmaydi. Yetarki xonim sen bilan ko'rib tursin, xonim sen bilan muloqotda bo'lsin, o'rgangan debdi. Keyin aka shunday deyapti. Mayli
Az mı köp mü işledim, nan tuzunu yedim. Benim yarım yolda taşıp gitmeyi dedi. Yine bitti adam öyle yaptı ki işçi dedi. Bir ayol. O ham Özbekistan Respublikası'nın fukarası. Yine bitti adam. O gün üçünden beri ama bulmadı. Senin ağır işlerde kurtarma gelinliği sebep, bakıma gelinliği sebeple biraz iş faaliyetinin devam eti başladı. Ondan ki fakat arzular ne derdi? Eğer sördüse bulamam, okuyman. Allah halese, Allah nasip ise Türkiye devleti de eğer bahtımla topsam, turmuş kurama. İki devlet nasip olamam. Hem Uzbekistan Respublikası'nın hem bayrağını kökleri götürem, hem Türkiye devletinin bayrağını ve turmuş kurama. Arzularım, şeylerim iken, Allah Teala'ya yetib borarım iken, sonra iken dualarım, şeylerim iken, degen. Fakat okuyman dedi. Uzbekistan Respublikası'da inüslerge, oligohlarge küçümüz yetmegenliği sebeple Türkiye devleti borup okuyma, okuşta hem işliyman hem okuyman ake dedi. Hem siz yanımda bu genizden kiyin, ben hiç derseden korkmayman ve aldığını intilemen. Dep aytardı. Aytı bu tardı. Hem siz yanımda bulasız, hem gelemiz, işler hem menge kılasız, hem kontrol kılıp yürasız. Hem bir de işliyime Allah da izin verirse, bir de turmuş kurama derdi.